Merhabalar. Ya kusura bakmayın. Mouse'um bozulmuş da farem bozulmuş. O yüzden bir sıkıntı yaşadık. Bir teknik arıza yaşadık. O yüzden bakayım. 3 dakikalık bir gecikmeyle açtık. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Fatih Hoca ben. Fatih Himmet ismim. Türkçeci arkadaşlarım. Daha önce derslerde olan kimse var mı? Daha önce tanıştığımız kimse var mı? Bilmiyorum ama şöyle bakayım. Hatırladığım kadarıyla yok. Evet. Arkadaşlar kampta beraber olacağız. İnşallah 4 temel dil becerisi ve alan eğitimiyle birlikte anlam anlatma teknikleri ve alan eğitiminde beraberiz. Şöyle bir kısa tekrar yani tekrar derken kısa bir bakalım ne anlatacağız? Sınavda ne çıkacak? Dersimiz nasıl ilerleyecek? Hemen onun üzerinde bir duralım istedim. Tekrarda nasıl ilerleyeceğiz? Derste ne anlattık? Derslerde yoktunuz. Siz tekrar kampına katıldınız büyük bir ihtimalle. En azından onunla ilgili de fikir sahibi olun diye yaptığımız bir ders bu. Çok uzun sürmeyecek. Yarım saat 40 dakika sürecek bir ders. ÖSYM'nin soruları nasıl gelecek? Biz bu soruları çözerken nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bunlar üzerinde duracağız. Gerçekten kafamızı karıştıracak kadar, kafamızı yoracak kadar zor bir ders mi? Gerçekten bizi perişan edebilir mi? Muhtemelen zaten çalıştınız bu saate kadar artık dersi halletmişsinizdir diye düşünüyorum ama dediğim gibi bir tekrar yapmış olacağız beraber. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Dersi ben açayım. 20 tane ortalama 20 tane 21 tane bazen soru geliyor arkadaşlar. 4 temel dil becerisinde. Yani bu haliyle 75 soruluk sınavda en çok sorunun geldiği yerdir bizim için. 4 temel dil becerisi. Anlam anlatma teknikleri ve çok çok önemli de bir sayı. Hocam zor bir ders mi? Yok, asla zor bir ders değil. Hocam konular çok mu kafa karıştırıcı? Yok değil. Aslında kendi kafamızı biz kendimiz karıştırıyoruz. Ders çalışırken, dersi dinlerken o kadar çok böyle ÖABT konusunda bilgi kirliliği var ki çevrede sürekli kendi kendimize bu bilgi kirliliğini oluşturuyoruz aslında. Sürekli bir şey var. İşte şuna da çalışayım, bu da eksik, aa bu da varmış, bu da çıkabilir. Arkadaşlar çıkabilir olanlar var, bir de çıkmayacak olanlar var. Yani ÖSYM kendisini çok fazla tekrar eden öngörülebilir bir kurum. Yani daha önce sınava girenleriniz vardır aranızda. İlk defa hazırlanan var mı bu arada? İlk defa hazırlanan kaç arkadaşım var şu an? İlk defa hazırlanan 3 kişi var şu an. Güzel. Daha önce diğer arkadaşlarım sınava girdiler. Belki sizler de girdiniz. 3-4 kişi var. Belki sizler de girdiniz ama hazırlık olarak ilk defa hazırlanıyor olabilirsiniz. Şimdi bu yüzden her şeyi bir kere hakim olamazsınız. Bir kere bunu unutmayın arkadaşlar. Sınava dair her şeye yani ÖABT'ye dair, alana dair daha doğrusu bunu söyleyebilirim. Alana dair her şeye hakim olamayabilirsiniz. Bu mümkün değil zaten. Ya senelerce üniversite okuyoruz. Bunun hepsine hepimizin hakim olma şansı orada mümkün değilken burada bir senelik hazırlık süreci içerisinde zaten bu hiç mümkün değil. Yani o yüzden bizim stratejik hareket etmemiz lazım. Böyle gereksiz teferruatlarla, gereksiz şeylerle, ayrıntılarla böyle kendimizi yormamın, kendimizi yıpratmanın bir anlamı yok. Bu noktada eğer rehberliğe ihtiyacı olduğunu düşünen arkadaşlarım varsa tek düzlemde iletişime geçebilirler arkadaşlar. Tek düzlemde eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşebilirsiniz ve kendisine rehberlik alabilirsiniz. Yani bu süreçte ne yapmalısınız? Hele şurada son sınava işte atıyorum az bir zaman kaldı. Sınav kaygısı konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarım varsa mesela bu konuyla ilgili bilgi alabilir. Hala sınava dair bilgi eksikliği olan varsa sınavın yapısına dair bilgi eksikliği olan varsa ki olabilir. Bilgi alabilir. Yani o yüzden gözünüzü korkutacak bir ders. Şimdi çıkmış sınav sorularını göreceğiz zaten. Merak etmeyin. Onları gördüğümüzde de aslında çok rahat yapılabilir olduğunu da göreceksiniz. Her şeyin bir mantığı var. Ezberlenecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Biz 4 temel dil becerisinde konuşma, okuma, yazma, dinleme eğitimlerine baktık arkadaşlarım. Daha sonra tabii ki alan eğitiminden bu dersi tamamen koparmanız mümkün değil. Tamamen ayrı ayrı dersler olarak düşünemezsiniz ama alan eğitiminde tamamladığımız bazı alanları var. İşte kazanımları alan eğitiminde değerlendirdik, orada ele aldık. Kazanımlar mesela çok fazla korkutur. Hocam kazanımları nasıl ezberleyeceğiz? Ezberlemeyeceğiz arkadaşlar.
Kim kazanım ezberlemiş? Kazanım ezberleyerek kim kazanmış? Bu mümkün değil. Bir kere ya, sınavın yapısına aykırı. Kazanım ezberlenmez. Kazanımın bir mantığı var. Kazanım sorusu nasıl gelir? Karşımıza nasıl çıkar? Kazanımın sen Bloom taksonomisiyle ilişkisini biliyorsan, sen kazanımın buradaki yöntem tekniklerle olan ilişkisini biliyorsan, bunları biliyorsan en basit haliyle söylüyorum, rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Yok etkinlik ezberleyenler var, bilmem ne yapanlar var. Ya böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. O yüzden hiç endişelenmeyin, rahat olun. Şimdi dediğim gibi birazdan zaten çıkmış sınav soruları da ne demek istediğimizi anlatacak. Hazırsanız şöyle ben bir soruyla başlayalım. Evet, çıkmış bir sınav sorusu. Bakın ÖSYM'nin sorularından bahsediyorum. Özellikle ÖSYM'nin soruları bu arada bunlar. Ki kafamızda net bir şekilde oluşsun. Hani ya, benim sorum yayın sorusu işte atıyorum. Başka bir yayının başka bir hocanın sorusu bu olsun istemem. Doğrudan sınav sorusu oldusun. Sen sınav hazırlarken burada ne bekliyor seni, ne göreceksin bunu bil. Bu yüzden artık sınava son birkaç hafta kala en iyi deneme çıkmış sınav sorularıdır. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle hemen soruyu çözüp analiz edecek olursak arkadaşlarım, bu süreçte aşağıdaki okuma tür, yöntem ve tekniklerinden hangisinin kullanılması uygundur? Şimdi sınava baktığımızda analiz ederseniz eğer çıkmış sınav sorularını çözdüğünüzde göreceksiniz. Genel anlamda bu yöntem tekniklerin kalıp soru tarzı budur. Yöntem tekniklerle ilgili çok fazla bu tarz soru var arkadaşlar. Ve bu yöntem teknikler gerçekten çok basit. İsimleri zaten ne olduğunu biliyor. Ha hocam bunların bazı ayrımları var mı? Var. Bazı şeyleri ayırt etmem gerekiyor. Tabii ki gerekiyor. O ayrımlar zaten basit. Onları kavradığında senin için olay bitmiştir. Böyle uygulama şekli falan ezberlemeyeceğiz. Hemen bakalım. Bir öğrencinin okuduğu metni anlaması için metindeki konuyu anlamaya yardımcı olan, bak iyi dinle lütfen, metindeki konuyu anlamaya yardımcı olan kelime, kavramlar ve önemli görülen yerleri belirleyebilmesi gerekir. Söz gelimi, Mehmet Akif'i anlatan bir metni okuyan öğrencinin eğer metni anladıysa İstiklal Marşı, Safahat, Milli Mücadele gibi kavramları veya Allah bir daha bu memlekete İstiklal Marşı yazdırmasın gibi cümleleri, önemli cümleleri tespit edebilmesi gerekir. Şimdi bak bu soruya baktığında hiç seçenekleri boş ver şimdi. Seçenekleri boş verin arkadaşlar. Burada senin bu cümleleri belirleyebilen bir insanın Mehmet Akif'i ya da bu metni anlayıp anlamadığında kontrol etmiş olabilir miyim? Bak ben bunu kontrol edebiliyorum. Fikri olan var mı başka? Seçenekle ilgili, cevapla ilgili fikri olan var mı? Rona'yı C dedi. Başka cevap vermek isteyen arkadaşım varsa yazabilir. Konuşabiliriz. Didem de C dedi. Oğuz C dedi. Güzel. O zaman hemen bakalım, analiz edelim tek tek arkadaşlar. Şimdi sen mesela şöyle bir durum olsa, çeldiricileri çok güçlü bir soru değil. Eğer ben olsaydım, ben bu soruyu hazırlıyor olsaydım seçeneklere bir de mesela not olarak okumayı falan koyardım yani. Not olarak okumayı koyar, ondan sonra patlatırdım. Yani o güçlü bir çeldirici olurdu. Buradaki çeldiriciler çok güçlü değil. Tahmin ederek okuma. Tahmin ederek okumada arkadaşlar, öğretmen bir metni okumadan önce ya da okuma esnasında bazı yerlerde durup öğrencinin metnin gelişimiyle ilgili tahminlerde bulunmasını ister. Ya da okuma öncesinde metnin başlığından ya da görselinden metinle ilgili tahminlerde bulunmasını isteyebilir. Kısaca özet olarak söylüyorum. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden A seçeneğini eleyelim. Metinler arası okuma. Bak metinler arası diyor. O zaman öğrencinin daha önce okuduğu metinlerle şu an okuduğu metin arasında benzer noktalar, farklı noktaları tespit etmek. Kişi, kahraman, varlık, kadrosu, yer, zaman her açıdan olabilir. Hiç fark etmez. Bu noktaları tespit etmek için yaptığı okumaya metinler arası okuma diyoruz arkadaşlar. Metin dışı anlam kurmayla ilişkilendirebilirsiniz. Ama burada böyle bir durumdan da bahsetmiyor. Göz atarak okuma. Göz atarak okuma, okuma öncesinde yapılan bir türdür. Okuma esnasında aslında yapılmaz. Okuma öncesinde yapılır. Niye? Çünkü biz o metni okuyup okumayacağımıza karar vermek için, genel anlamda bahsettiği şeye karar vermek için, amacımıza uygun olup olmadığını tespit etmek için yaptığımız bir okumadır. Mesela bugün bir DNR'a girip bir kitapçıya girip arkadaşlar o kitabı almadan önce kitabın bahsettiği konuyu tespit etmek için göz atarak okuma yapıyoruz ama böyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Asla detaya girilmez, yüzeysel bir okuma şeklidir. Eleştirel okuma, okuyucunun metindeki katıldığı ya da katılmadığı noktaları tespit etmek için
İşte atıyorum etkileme yönlendirme noktalarını tespit etmek için yaptığı bir okumadır. Bu eleştiren okumada değil. Ama işaretleyerek okumaya baktığımızda, işaretleyerek okuma arkadaşlar, metnin anlaşılmasını sağlayacak. Bakın lütfen dikkat edin. Metnin anlaşılmasını sağlayacak arkadaşlar. Anahtar kelimeleri, kavramları tespit etmek için yapılan okuma türüdür. Nerede yapılır hocam? Metnin üstünde yapılır. Bakın şu an aslında farkında mısınız bilmiyorum. Ben soruyu çözerken şu an ekranda işaretleyerek okuma yapıyorum arkadaşlar. Bu yüzden cevap nedir? C seçeneğidir. Neyle karıştırıyorsun sana dedim sana ben bunu? Not alarak okumalıyız. O zaman sana bir özellik söylüyorum. Bir, not alarak okumada amaç bilginin kalıcılığını sağlamak, hatırlanmasını kolaylaştırmaktır ve başka bir kağıda not alınır. Bir deftere, bir çalışma kağıdına ya da boş bir sayfaya herhangi bir şekilde not alınabilir. Ama işaretleri okuma bir metin üstünde yapılır arkadaşlar ve bir şeyi başka bir yere not almak değildir ad üstünde. O metnin anlaşılmasını sağlayacak anahtar kelimeleri, kavramları tespit etmektir. Ama not almada amaç neydi? Kalıcılığı sağlamak. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız C seçeneği idi, çıkmış bir sınav sorusu. Bu şekilde rahatlıkla çözebileceğin sorulardır. Bir diğer sorumuza baktığımızda özellikleri verilen yazma, tür, yöntem ve tekniği hangisidir diyor. Bir paragrafı oluşturan cümlelerin yerleri değiştirilir. Öğrenciler duygu ve düşüncenin akışına göre cümleleri mantıklı bir şekilde sıralayarak paragrafın yeniden oluşturur. Belli bir konuda öğretmen veya öğrenciler tarafından hazırlanan sorulara verilen cevaplar bütünlük içinde ele alınarak birkaç paragraf metni oluşturur. Öğrencilere örnek bir metin verilir. Öğrenciler metinden geçen anahtar kelimeleri de kullanarak yeni bir metin oluşturur. Fikri olan var mı soruyla ilgili? Cevabı olan var mı? Denizli diyen, Bursa diyen, Adana diyen arkadaşlarım var. Güzel. Şimdi şu var arkadaşlar, bakın zaten fix karıştırıldığı konulardan bir tanesi, karıştırıldığı başlıklardan bir tanesi arkadaşlar güdümlü yazmadır. Güdümlü ve kontrollü birbirine çok fazla karışır. Ama ayrımı basit mi? Basit. Arkadaşlarım sorumuzun cevabı kontrollü yazmadır. Güdümlü değil, kontrollü yazma. Bakın şurada 3 tane öncül var ya. Bu 3 öncül bizim notlarımızda, öğrencilerimize, arkadaşlarımıza verdiğimiz özellikler. Notlarımızda aynısı var. Yani 3 tane temel uygulama şekli var. Hocam sadece bu şekilde mi uygulanıyor? Asla. Tabii ki farklı şekillerde uygulanabilir arkadaşlar. Ezber yapmayacaksın. Belli başlı uygulama kalıplarına takılmayacaksın her şeyde. Bu en temel uygulama şekli. Mantığı ne peki? Kontrollü yazmadaki amaç arkadaşlar öğrencinin cümle yapılarını, cümle kalıplarını anlamasını sağlamaktır. Bakın. Cümlenin nasıl kurulduğunu, bir cümlenin kalıp olarak nasıl oluştuğunu, bir cümle yapısının nasıl meydana geldiğini bunu anlamasını sağlamakta. Bak dikkat ediyor musun? Cümle. Cümle ve paragrafa ulaşma üzerine kurulu bir anlayışa sahiptir kontrollü yazma arkadaşım. Ve elimde bir şey var ve ben onlar üzerinde düzenleme yapıyorum. Bakın farkında mısınız? Var olmayan bir şey ortaya koymuyorum. Elimde bir şey var ve ben onun üzerinde düzenleme yapıyorum aslında kontrollü yazmada. Burada 3 tane uygulama şekli verilen bu yazma tekniği kontrollü yazmadır. Hocam güdümlü yazmadan farkı ne? Arkadaşlar bakın kontrollü yazmada ben size ne dedim? Kontrollü yazma cümle yapısını, cümle şeklini kavramak, cümlenin kuruluş biçimini anlamak ve cümle ve paragraf düzeyinde yapılır. Cümleyle paragrafa erişilir ama güdümlü yazma arkadaşlar önemli metin boyutunda yapılır. Metin boyutunda. Güdümlü denmesinin nedeni nedir hocam? Arkadaşlar öğretmen tarafından yönlendiriliyor olmasıdır. Hiç hayvan gütmek, koyun gütmek falan bir şey duymadınız mı? O koyun gütmek deniyor. Çoban ne iş yapıyor? Güderken o koyunları arkadaşlar ne yapıyor? Yönlendiriyor. Güdümlü eğer yazmayı size soracaksa 3 tane önemli özellikten bahsediyorum. 3 tane, 4 tane önemli özellik. 1- Unutma. Konuyu kim verir? Öğretmen verir. 2. Konu türü kim belirler? Yazma türünü, hangi yazı türünde yazacağımızı öğretmen belirler. 3. Öğretmen konuyla ilgili öğrencileri mutlaka bilgilendirir ve 4. Beyin fırtınası arkadaşlar, tartışma. Öğrencilerle konuyla ilgili beyin fırtınası ya da tartışma yapılır. Daha sonra öğrencilerden bu tartışmanın sonrasında elde ettikleri bilgiler ışığında yazmalar istenir. Önemli 4 tane özelliğini verdim. Bakın güdümlü yazma olacaksa bu 4 tane özellik olacak. Ey arkadaşım soracaksa bu ifadeyi mutlaka verecek. Bunu unutmayın. Önemli. Başka türlü olmaz. Ha ben yokken bir gün sorarlar size bunu. O zaman sorduklarında rahatlıkla yapabilin diye söylüyorum.
Tekrar ifade ediyorum, güdümlü yazmayı. Bir, konuyu öğretmen verir. İki, türü öğretmen belirler. Hangi türde yazacaklarını. Üç, konunun sınırları öğretmen tarafından çizilir, belirlenir. Yani konu öğretmen tarafından, yani öğrenciler konuyla ilgili öğretmen tarafından bilgilendirilir. Ve dört, tartışma. Beyin fırtınası arkadaşlar. Bunun sonrasında elde edilen bilgiler yazılır. Bu yüzden cevabım güdümlü değil, kontrollü yazmadır. Bak orada çocuk var olmayan bir şey ne yapıyor? Oluşturuyor. Ama burada çocuk arkadaşlarım kontrollü yazmada var olanlar üzerinde düzenleme değişiklik yapıyor arkadaşlar. Mesele bu. Serbest yazmada herhangi bir sınır yoktur. Konuyu öğrenci belirler, türü öğrenci belirler arkadaşlar. Hepsini öğrenci tespit eder. Öğrencinin yazmaya yatkın olduğu türü belirlemek gibi amacı vardır. Yaratıcı yazma uygulama şekli şudur. Uygulama şekli karşımıza daha önce çıktı. Öğretmen beyaz bir sayfanın ortasında konuyu yazar. Konunun çağrışım oluşturduğu bilgiler, öğrenci tarafında, öğrenci zihninde çağrışımla açığa çıkan bilgiler konunun etrafına yazılır. Daha sonra bunları mantıklı bir sıraya sokularak bir metin oluşturur. Metin tamamlamada ise arkadaşlar bir eksikliği tamamlanır. Bak, metin tamamlama diyor ya. Mesela sana karışacak bununla ilgili 3 tane daha şey söyleyeyim. Metin tamamlama arkadaşlar, boşluk doldurma ve tahminde bulunma. Bak 3 tane özellik. Metin tamamlama, boşluk doldurma ve tahminde bulunma. Sana çok basit bir ayrım veriyorum. 1. Metin tamamlama paragraf düzeyinde. Boşluk doldurma cümle düzeyinde. Tahminde bulunma asla bir boşluğu tamamlama ya da eksikliği giderme yok. Tahminde bulunmayı az önce söyledim. Metnin başlığından ya da görselinden metinle ilgili tahminde bulunabilir okuma öncesinde. Ya da okuma esnasında yer yer arkadaşlar kesilir. Öğrencinin burada tahminlerini yazması istenir. Bu da mümkündür. Ayrımları basittir aslında. O ayrımları bildiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir diğer soru tarzımız mesela. Bu maddeler ağırlıklı olarak aşağıdaki dinleme, izleme, tür, yöntem ve tekniklerinden hangisini gözlemlemeye yöneliktir? Şimdi bu da bir farklı bir soru tarzı. Yani burada şöyle düşün, tekniğin içerisinde aslında var olan özellikler madde madde verilip bu maddeler öncül şeklinde verilip arkadaşlar bizden tekniği isteyebiliyor. Türkçe dersinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir gözlem formunda aşağıdaki maddelere yer verilmiştir. Dinleme izleme etkinliği dışında başka bir şeyle meşgul oluyor mu? Konuşanın sözünü kesiyor mu? Sorularla dinleme izleme sürecinde katkıda bulunuyor mu? Dinlediğini, izlediğini beden diliyle de ifade ediyor mu? Cevap olan var mı arkadaşlar? Fikri olan var mı? Fikri olan varsa alabilirim. A dedi Oğuz. Eren A dedi. Zehra B dedi. Ve cevabımda B seçeneğidir. Cevabımda B seçeneğidir. Diğer sorunun cevabında mı kaldın Aysu? Keşke orada sorsaydın. Kontrollü yazma diğer sorunun cevabı. Arkadaşlar, burada bu sorumuzun cevabı katılımlı dinlemedir. Niye? Bak, dinleme izleme etkinliği dışında başka bir şeyle meşgul oluyor mu? Konuşanın sözünü kesiyor mu? Sorularla dinleme izleme sürecine katkıda bulunuyor mu? Zihninde oluşan soruları konuşmacıya iletiyor mu? Dinlediğini, izlediğini beden diliyle ifade ediyor mu? Al sana katılımlı dinleme. Eleştirel dinlemede sorgulama var arkadaşlar. Ve sorguladığı şeyler onun beden dili değil, dinleyici değil. Konuşmacıyı sorguluyor, konuşmanın içeriğini sorguluyor. Katıldığı, katılmadığı noktaları tespit ediyor. Anladın mı? Eleştirel dinleme olsaydı amaç olumlu olumsuz yönlerini tespit etme olurdu. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Katılımlı dinlemede dinleyici arkadaşlar yer yer zihninde oluşan soruları uygun yerlerde girerek konuşmacıya iletir. Bak, zihinde oluşan soruya cevap nerede aranır? Konuşmacıda aranır arkadaşlar. Bu yüzden katılımlıdır. Konuşma sürecine dahil olduğu için katılımlıdır. Ama bunu yaparken önemli özellikleri var. Başka bir şeyle meşgul olmamalı. Konuşanın sözünü kesmemeli, uygun yerlerde söze girmeli. Sorularını konuşmacıya uygun şekilde ifade etmeli. Beden diliyle geri bildirimde bulunmalı, dinlediğini ifade etmeli. Anladın mı? Bunlar hepsi katılımlı dinlemenin en önemli özellikleridir arkadaşlarım. Bak derslerde hep söylüyorum. Size katılımlı dinlemeyi soracaksa atıyorum ya da bir teknikten bahsediyorum. Biz ise bunu soracaksa bu ifadeyi mutlaka verecek. Al, bu vermesi gereken ifade. Bak veriyor. Başka çaresi yok çünkü. Mesela bir diğer sorumuz arkadaşlar.
Dünyamız kirleniyor, küresel ısınma gün geçtikçe artıyor. Bak, Türkçe dersinde bir öğrencinin yazdığı metinden alınan parça aşağıda verilmiş. Dünyamız kirleniyor, küresel ısınma gün geçtikçe artıyor, herkes çevreyi kirletiyor ve düzenlemiyor. Bu nedenle yakın çevremizi, tanıdıklarımızı ve hiç tanımadığımız insanları da çevremiz konusunda uyarmalıyız. Kazanımlarının hangilerini gerçekleştirememiş olduğunu söyleme. Bak, güzel bir soru tarzı. Bak, güzel soru tarzı. Paragrafı veriyor ya da öğrencinin bir çalışmasından bahsediyor. Burada çocuk hangi kazanımları elde edememiştir diye sorabiliyor. Yazdıklarını düzenler. Sence bu kazanımı elde edebilmiş mi çocuk? Şu an bu çalışmayla bu kazanımı elde edebilir mi? Cevabı olan var mı? Bu tarz soruyu nasıl çözeceksin? Bu tarz soruyu nasıl çözeceksin biliyor musun? Ben hemen anlatayım sana. Maddeleri tek tek seçeneklerde elersen eğer çok çok rahat edersin. Arkadaşlar, yazdıklarını düzenlemede, yazdıklarını içerik açısından, yazdıklarını arkadaşlar atıyorum ne onun adı, bilgi açısından, şekil açısından, imla kuralları, yazım hataları falan her açıdan düzeltmedir. Bakar mısınız? Yazılarını, yazdıklarını düzenler kazanımını elde etseydi. Şurada bir anlatım bozukluğu olur muydu? Herkes çevreyi kirletiyor ve düzenlemiyor. Herkes düzenlemiyor, herkes kirletiyor. Olur mu? Olmaz. Herkes çevreyi kirletiyor ve hiç kimse düzenlemiyor. Olması gerekirdi. Eğer yazıyı düzenler kazanımını elde etseydi bu anlatım bozukluğu olmazdı. Eledim, gerçekleştirememiştir bunu. Yani hangisini gerçekleştirememiş olduğu söylenebilir diyor, soruyor zaten. O da cevabımız biri alacağım o zaman. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır diyorsa bak, bu kazanımı senin ezberlemene gerek yok. Uygun geçiş ve bağlantı ifadesi nedir? Oysa ki, bu nedenle, işte bilmem ne, al bak, bu nedenle. Kullanmış mı burada? Kullanmış. Uygun bir şekilde kullanmış mı? Evet, o zaman bu kazanımı elde etmiştir. Kısa metinler yazar. Yazmış mı? Evet, yazmış. Kısa metin yazmış arkadaşlar. Bu kazanımı da elde etmiş. Ama elde edemediği, bak, gerçekleştirememiş olduğu söylenebilir diyor. Bu arada bir yanlış, saçma sapan, hatalı bir soru köküdür bu. Cevabın bu yüzden sadece ne olur? A seçeneği olur. Yalnız bir olur arkadaşlar. Bakın, bu tarz soruları çözerken seçenekleri, metin, paragraf tek tek elemeniz lazım. En garanti haliyle. Rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir diğer soruda, aşağıdakilerden hangisi dinleme sonrasında yapılacak çalışmalardan biridir? Yine bir farklı gelen konularımızdan bir tanesidir. Sıklıkla sorulan konulardan bir tanesi. Hangisi dinleme sonrasında yapılacak çalışmalardan biridir? Dinleme sonrası. Not alma biçimlerini belirleme. Arkadaşlar, not alma demiyor. Not alma biçimlerini belirleme diyor. Bu ne zaman yapılır? Dinleme öncesinde mi, sırasında mı, sonrasında mı? Öncesinde. Eledim. Ön bilgilerini harekete geçirme. Arkadaşlar, dinleme öncesinde yapılan bir etkinliktir. Eledim. Dinleme tür ve yöntem tekniklerini belirleme diyor. Kullanma demiyor. Belirleme. Eledim. Dinleme amacına ulaşma durumunu sorgulama. Ha. Dinleme amacını belirleme deseydi, dinleme öncesi etkinlik olacaktı. Ama amaca ulaşıp ulaşmadığını sorguluyorsa dinleme etkinliği bitmiş demektir. Bu yüzden D seçeneği dinlemenin sonrasında yapılan bir etkinliktir. Konuşmanın içeriğini tahmin etme yine dinlemenin öncesinde yapılacak bir etkinliktir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Bu dinlemenin, okumanın, konuşmanın öncesi, sonrası, sonrasında yapılacak etkinlikler karşımıza soru olarak gelebiliyor. Bir diğer sorumuz. Baktığımızda söz edilen süreç aşağıdaki okuma yöntem ve tekniklerinden hangisine aittir diyor. Öğretmen metin okumadan önce öğrencilerine yapılandırılmış çalışma kağıtları verir. Bak bak bak, iyi dinle. Ben anlattım sana bugün az önce anlattım. Öğretmen metin okunmadan önce öğrencilerine yapılandırılmış çalışma kağıtları verir. Metin okunurken belirli bir yerde okumanın durdurulmasını ister. Öğrencilerden metinde gelişen durum ve olayları bir sütuna, gelişebilecek olayları başka bir sütuna yazarak listelemelerini İster metnin okunmasına devam edilir. Okuma tamamlandıktan sonra öğretmen metinde geçen olayların nasıl sonuçlandığını başka bir sütuna yazmaları için yönlendirir. Cevabımız arkadaşlar varsa alabilirim. Tahmin ederek okuma, tabii ki burada cevabımız olacak arkadaşlar. Az önce söyledim. Eksikliğimi tamamlıyor tahmin ederek okuma da? Hayır. Asla burada eksik olmaz. Metnin öncesinde başlıktan ya da görsellerinde tahminde bulundurabilirdi. Az önce söyledim, bunu unutmayın. Metinlerle ilişkilendirmeyi de az önce söyledim.
Şu an okuduğum metni daha önce okuduğum metinlerle ilişkilendirerek arkadaşlar konuyu anlamaya çalışma. Okuma tiyatrosu. Bir metnin diyaloglara dönüştürülerek herkese, her öğrenciye arkadaşlar okuyacağı bölümün önceden verilmesi ve hazırlanmasını istemesi, bunun bir grup olarak okunmasıdır. Göz atarak okumayı anlattım. Soru sorarak okuma arkadaşlar. Metnin öncesinde başlıktan ya da görselden baktığında zihninde soru oluşabilir. Bunlar yazılır tahtaya. Mesela örnek veriyorum. Çocuk metnin görseline başlığına bakar, zihninde bir soru oluştuysa tahtaya yazılır ve okuma esnasında sorusunun cevabı bulunan sorunun üstü çizilir. Bir, uygulama şekli bir. İki, soru sorarak okumada. Çocuk okuma esnasında zihninde bir soru oluşursa bunları yazar bir kağıda. Okuma bittikten sonra sınıf gruplara ayrılır ve onlara bu soruların cevapları bulmaları istenir. Gibi. Bu şekilde de yapılabilir arkadaşlar. Çok basit ayrımları var. Çok basit ayrımları var. Bunları bildiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Genel anlamda tabii ki bak, tek konularımız sadece bunlarla sınırlı değil. Sınırlı bir zaman dilim içerisinde bu işi şu an burada yaptığımız için, bir tanıtma, bir gösterme amacıyla yaptığımız için arkadaşlar her konuyu ele almam mümkün değil. Davranışı, bilişsel, işte yapılandırmacı, dil öğretim yaklaşımlarımız, yöntemlerimiz var. Vesaireler var. Hepsini tek tek zaten onları soru üzerinde görmüş olacağız arkadaşlar. Konularımız genel anlamda kolaydır. Çok rahat yapılabilir konulardır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, zor soru yok. Merak etmeyin. Sadece mantığı var. O mantığı anladığınızda hiçbir şeyi ezberlemenize gerek yok. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle bir tanıtım videomuz var galiba ama şu an çalışmıyor. Tabii benim bilgisayarımda olmadığı için. Arkadaşlarım, kendinize iyi bakın o zaman. Bu akşamlık bu kadar. Tekrarlarda İnşallah görüşmek üzere. Verimli bir tekrar süreci geçireceğimizi ümit ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa hemen son kısa alabilirim. Anladığım kadarıyla yok. O zaman arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dikkat edin. Tekrar söylüyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Tekrarlarda görüşmek üzere.